Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa sizlere tekerlekli konteynerler, karavanlar, römorklar, ister otor römork olsun, isterseniz traktör römork olsun, tarla römork olsun. Bu tür araçlar öndeki çekici araca nasıl bağlanır, tek hamlede nasıl pratik bir şekilde bağlantısı yapılır? Bunun çekimini yapacağım inşallah sizlere. Öncelikli olarak yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Ve daha öncesinden çekmiş olduğumuz 150'ye yakın birbirinden farklı modelimizin videosunu da yine açıklama kısmında diğer modellerimizin videolarını buradan izleyebilirsiniz. Linkine tıklayarak oradan izleyebileceksiniz. Anlatıma geçmeden önce kısaca bir firmamız hakkında da bilgi vermek istiyorum. Özellikle hiç izlemeyenler, hiç bizim kanalımızı ve firmamızı bilmeyenler için kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Firmamız Harika Karavan. Tamamen sandviç panelden olmak üzere, yani yan tarafları ve üzeri, tüm ürünlerimizin yan tarafları ve tavan kısmı 4 santim kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç panelden olmak üzere tekerlekli konteyner, daha doğrusu büyük 2 metreye 3 metre gibi ölçülerden başlayarak 2 metreye 4 metre, 2.36'ya 4 metre, 2.36'ya 5 metre, 2.36'ya 6 metre, 7 metre, 8 metre, hatta 3 metreye 7 metre, 3 metreye 8 metre gibi mini büfe tipi tekerlekli kabin imalatlarından çok büyük ölçülerde tekerlekli konteyner ev, tekerlekli yaşam konteyneri evleri imal etmektedir. Ki daha öncesinden çok donanımlı bir şekilde yapmış olduğumuz bir tekerlekli konteynerimizin videosunu da yine açıklama kısmına koyacağım. Hatta o tekerlekli konteynerimizin içerisinde tüplü soba sistemleri bile vardı. Güneş paneli vardı. Şohbeni vardı. Yine kendiliğinden otomatik olarak çalışan şohbeni vardı. Su motorları vardı ki her şeyle tam teşkilatlı diyebiliriz. Bu konteynerimizin tanıtım videosunu da yine açıklama kısmına koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Yani bu tür tekerlekli konteyner imalatlarından duş tuvalet kabinleri, tekli, yani parklara, bahçelere, çeşitli mesire alanlarında, şantiye alanlarında veya kendi bahçenize, bağınıza, bahçenize koyabileceğiniz duş tuvalet kabinleri ve bekçi kabinleri imalatı yapmaktadır. Hemen tanıtımına başlayalım isterseniz, anlatıma başlayalım isterseniz. Şöyle göstermek istiyorum. Öncelikli olarak ben aracımız bu şekilde takılı diyelim. Tabii ki de ben aracımızdan sökeceğim. Aracımızın duruşunu bozacağım. Ondan sonra da yanaştıracağım. Size anlatacağım teknikle yanaştıracağım. Şimdi şuradan bir izin çekme başlığımızı göstermek istiyorum öncelikli olarak. Çekme başlığımız traktör römorklarında olduğu gibi halka başlık şeklinde oluyor. Ki genellikle bizim karavanlarımız yaylalarda, arazilerde, çiftçilerimiz tarafından kullanıldığı için, yani genellikle traktörler tarafından çekildiği için halka başlıklı olarak yapıyoruz. İstenildiği üzere kaplin başlıklı olarak da yapabiliyoruz. Bu kaplin başlığımızın da detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmına koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz ki birçok otoremorkları ve karavanlar mutlaka kaplin başlıklıdır. Onlar için daha güvenli olduğu için o şekilde yapılır. Ben zaten aynı mantıkla yine o da yanaştırılabilir. Şimdi bu şekilde taktınız, taktık diyelim. Şöyle size yöntemi pratikçe bir anlatmak istiyorum. Şimdi sağ ve sol taraflarda birer tane bizim denge kollarımız var ön tarafta. Aracımızın içerisine oturduğumuz zaman sağ ve sol taraftaki denge kollarımız aracımızdan eşit bir şekilde taşması lazım ki aracımızın tam olarak oka ortalandığını biz tespit edebilelim. Bakın bu şekilde mesela şu anda ben aracımın önüne geçtim ve ön taraftan baktığım zaman şu anda sağ ve sol tarafım eşit. Zaten bağlı olduğu için illaki ister istemez eşit. Şöyle biraz daha çevresinden göstermek istiyorum. Evet. Şu anda bir de aracımın içerisinden sizlere göstermek istiyorum ki işin en önemli kısmı burada.
bilerek başlıkları söktüm. Yani burada aynaların görünmesi için başlıkları bilerek söktüm. Şu anda bir şoförün oturuş pozisyonunda oturuyorum. Aracı sürüş pozisyonunda oturuyorum. Ve aynalarımdan baktığım zaman bakın sağ tarafta tekeri görüyorsunuz ve konteynerımızın köşesini görüyorsunuz. Mesela burada belli bir mesafe var. Bu mesafe ile sol taraftaki mesafenin de aynı olması lazım. Şöyle biraz daha indirelim. Evet. Sağ tarafta pardon sol diyeceğimi sağ dedim az önce. Sağ tarafta da yine teker ile aracın arasında belirli bir mesafe var. Daha doğrusu köşe ile aracın arasında belirli bir mesafe var. Şu anda takılı olduğu için mesafeler eşit. Tamamen şu anda bakıyorsun yani görüyorsunuz mesafelerimiz eşit. Şimdi karavanı aracımızdan ayıralım. Karavanımızı aracımızdan ayıralım ve tekrardan nasıl yanaştıracağımı sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu anda ben Kiriko ile karavanımızı kaldırdım ve mili söktüm. Şu anda karavanımızı aracımızdan ayırdım. Bu arada bu Kiriko ve dört köşedeki hem öndeki hem de arkadaki denge kolları karavanımızı güvenli konumlandırma için kullanılan bir ekipmandır ki daha öncesinden çekmiş olduğum karavanı rüzgar ve benzeri etmenlerin karavanı devirmesine karşı nasıl bir güvenli konumlandırma sağlayabiliriz şeklinde bir video çekmiştim. Onu da yine açıklama kısmına koyuyorum. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Hemen şöyle aracımızın içerisine geçelim. Evet, şu anda aracımızın içerisine geçtik ve normal şoför koltuğuna oturduk. Sol tarafta, sağ tarafta eşit mesafede aracımızı çalıştıralım. Ve duruşumuzu bozalım şöyle bir. Mesela şu şekilde bir, evet, bu şekilde biz duruşumuzu bozduk. Şu anda aracımızı geri vitese takalım. Geri vitese taktık ve öncelikli olarak takip etmemiz gereken nokta orta ayna. Bizim için daha kolay bir takip noktası sağlıyor. Bakın sol taraftan görüyorum karavanı. Bu şekilde yanaştırıyorum, yavaşça yanaşıyorum. Şöyle arkadan da size göstermek istiyorum. Öncelikli olarak karavanı merkezleyerek yanaşıyorum. Ve evet, şu anda göz kararı kabadan bir yanaşmış olduk ama buna hassas bir yanaşma denemez. Tabii ki de hassas bir yanaşma için bakın bu karavanın köşesiyle, karavanın sağ köşesiyle sol köşesinin mesafesi aynalardan baktığımız zaman birbirine tamamen eşit olması gerekiyor. Tamamen eşit olması demek sizin aracınızla karavana veyahut römorka, römorkun ök kısmına tamamen dik bir açıda yanaştığınız anlamına geliyor. Bakalım şöyle bir gözümüzle. Evet, bakın şu anda sol taraf biraz daha açık geldi. Yani biz sol tarafa biraz daha yanaştırmamız gerekiyor geri geri giderken. Aracımızı yavaş yavaş geri geri şey yapıyoruz. Aracımızı yavaş yavaş geri geri hareket ettiriyoruz. Tekrardan tabii bu arada sürekli sağa solu kontrol etmek gerekiyor. Yavaş sakin bir şekilde sağ taraftan da yine bizim mesafemiz var. Sol taraftan da bu şekilde sağ tarafı ve sol tarafı kontrol ederek yavaş yavaş. Evet, hafif bir tık sesi gelecek şu anda çünkü bakın şu anda hafif bir tık sesi geldi. Hafif bir tık sesi geldi ve bakalım tek hamlede yanaştır. Evet, bilmiş miyiz? Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi
karavanımızı çok rahatlıkla tek hamlede yanaştırdık. Bir de biraz daha net bir görüş açısından sizlere göstermek istiyorum tekrardan. Kameramı şuraya sabitlemek istiyorum. Bahsettiğim yöntemle tekrardan aracımızın duruş pozisyonunu bozup tekrardan geri geri yanıştıracağım. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bakın, tekrardan tam, yani santim şaşmadan tam delik merkezine denk getirmiş oldum. Bu aynı çekimi yine bir de ön taraftan yapmak istiyorum. Şöyle özellikle aracımızın manevraları ve benim de sağ sol hareketlerimi sizin de görebilmeniz için. Evet, bir de bu açıdan sizlere göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Bu şekilde. Evet, aracımızı yanaştırdık. Hafif bir tak sesi geldi. İçiniz cız etmesin. Araca kesinlikle değmemiştir. Şu anda çekme okumuza, kurtağızı olarak isimlendirdiğimiz, evet, çekme başlığımıza değmiştir. Bakın, bu şekilde yine tamamen santim şaşmadan yanaştırabilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu videomuza bir anlamda da teşekkür mahiyetinde biraz bir beğeni bırakabilirseniz yine çok çok memnun olurum.
Bu arada ürünlerimizin eğer fiyatlarını merak edecek olursanız detaylı açıklama kısmında yine benim iletişim bilgilerim mevcut. Oradan WhatsApp'tan izlediğiniz modelin videosunun linkini gönderebilirsiniz veya çağrı bırakabilirsiniz. Detaylı bilgi oradan sizlere verilecektir. Bu arada şu anda örnekte görmüş olduğunuz karavanımızın detaylı tanıtım videosunu da açıklama kısmına koyuyorum. Bu karavanımızı da oradan izleyebileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.